arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte fact page olarak Apple'ın en son çıkartmış olduğu, en son tanıtmış olduğu ürün iPhone 5S ile iPhone 5'i sizler için kıyaslayacağım. Şu anda sağ tarafında görüyorsunuz iPhone 5S. Evet. iPhone 5S, iPhone 5'ten çok bir fark yok. Ekran boyutu, ekran çözünürlüğü, ondan sonra inceliği, ağırlığı olsun, iPhone 5'te aynı. Aynı iPhone 4'te, 4S'te olduğu gibi. Kamera performansına bakıldığında iPhone 5S, iPhone 5 ile aynı megapiksel çözünürlüğü, 8 megapiksellik aynı çözünürlükteler. Fakat iPhone 5S'in kamerası tekrardan tasarlandığından dolayı daha keskin ve daha canlı fotoğraflar elde edebiliyoruz. Ayrıca şu anda yan tarafında gördüğünüz üzere iPhone 5S'in çift flaşı. Çift flaşıyla daha aydınlık ve daha dolgun fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. iPhone 5'te öyle bir şey yok. X'in de 1.2 megapiksellik ön kamerası bulunmakta. Ondan sonra video çekerken X'i de yine Full HD video kaydı yapabiliyor. Full HD video kaydı yaparken iPhone 5S 720p video kaydı yaparken 220 fps çektiği için slow mo adı verilen bir ağır çekim modu oluyor. Bu da telefonunuza slow motion videolar çekmenize yardımcı oluyor. Batarya ömrüne bakıldığında iPhone 5'te 1440 mAh'lık bir batarya sahip. Fakat iPhone 5S'te şu anda batarya kaç olduğu belli değil. Yani bilinmiyor, söylenmedi, açıklanmadı. Tahmini olarak yine büyük ihtimalle iPhone 5'ten yüksek olacak. 1440 mAh'den yüksek. 1600-1700 mAh'dan düşük bir batarya sahip olacak. Bu da telefonun daha uzun gitmesine yardımcı olacak. İşlemci olarak iPhone 5'te A6 işlemci, Apple'ın kendi ürettiği A6 işlemcisi var. iPhone 5S'de ise A7 işlemci. Yani sayıdan da anlaşıldığı üzere daha üstün bir işlemci karşımıza çıkıyor. Ve iPhone 5S'de iPhone 5S 40 kat daha, yani A6, A7'ye göre A7, A6'ya göre 40 kat daha iyi performans elde etmemizi sağlıyor. Ve iPhone 5S'de 64 bit bir işlemci var. Bu da oyun oynarken daha iyi bir performans almamızı sağlıyor. Ve büyük ihtimal 64 bit olduğundan dolayı RAM'i de yüksek olacak diye tahmin ediliyor. Ve iPhone 5S'in iyi olmasının bir yanı da, yani diğer telefonlardan, diğer iPhone'lardan iyi olmasının yanı da iPhone 5S ile birlikte gelen iOS 7. iOS 7 tabi telefonu önde çıkartıyor ve yeni özelliklerle birlikte geldiği için, yeni bir sürümle birlikte geldiği için telefonun daha diğer telefonlardan daha iyi olmasını sağlıyor. iPhone 5S ile birlikte gelen en önemli özelliklerden biri olan, şu anda yan tarafımda görüyorsunuz, Touch ID. Touch ID ne mi? Touch ID iPhone'un ev tuşunu, o klasik parmak izi okuyucu bir sensör var. Bu sensör yardımıyla telefonunuza sizden başkası, ikna parmağınızı okutuyorsunuz ve sizden başkası telefonunuza erişemiyor. Sizin gizli bilgileriniz, önemli bilgileriniz telefonunuzda güvenli bir şekilde kalıyor. iPhone 5S'te 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. iPhone 5'te 2 idi. iPhone 5S'te siyah, biraz açık bir siyah. Ondan sonra iPhone 5S'de yine gümüş, evet gümüş rengi, gümüş, yine açık bir gümüş rengi var, yine iPhone 5'te aynı. Ve altın sarısı, yine gelen rengi olan altın sarısı rengiyle geliyor. Çarpıcı bir renk, böyle gerçekten göz alan bir renk. Ondan sonra iPhone 5S'in fiyatına gelirsek, iPhone 5S yurt dışında, Amerika'da fiyatları, yani Amerika, Çin, İngiltere, oradaki fiyatları 16 GB'ı 6049 dolar, 32 GB'ı 7049 dolar, 64 GB'ı 64'e kadar gidiyor, 64 GB'ı 8049 dolar. Türkiye'ye gelirsek 2 milyarla 2,5 milyar arasında, yine Türkiye'nin gelirinden dolayı, piyasasından dolayı yüksek fiyatla gelecek karşımıza. Bu da rakiplerine karşı dezavantaj sağlıyor. S3, S4'tü. S3'lü bana karşı dezavantaj sağlıyor. Türkiye'de piyasaya çıkma tarihi Aralık olarak söylendi. Ama yine kesin bir bilgi yok elimizde. iPhone 5S böyle güzel, yani iPhone yine güzel bir şey çıkartmış. İnce, hafif, dayanıklı, alüminyum kasayla. Ben gayet iyi buldum telefonu. Sizler nasıl buldunuz bilemem. Yorum olarak yazabilirsiniz isterseniz, telefonla ne düşüncelerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.